Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Zümer suresi 22. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Efemen şerahallahu sadrahu lil-islam fe ve ala nurim min Rabbi fe veylün lil kasiyet kulubuhum min zikrillah ulaike fî dalalin mübin. Allah nezzele ahsenel hadithi kitaban müteşabihen methani تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Evet, ayet-i kerime mealen Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Elem neşrah leke sadrek. Rabbişrah li sadri ve yessirli emri vahlul ukdetem lisani. Elbette açtığı ile açılmayan kimse elbette ki bir değildir. Açan kalbi nur ile doluyor. İman ve marifet ışıklarıyla doluyor. Kapalı olan zulmet içerisinde. Küfür de zaten örtmek demek, kapatmak demektir, gizlemek demektir. Bismillah. Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların tenleri ondan dolayı ürperir. Hani vücudum diken diken oldu diye bazen insanın o halini ifade etmesi gibi. Sonra tenleri de kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse. Bununla ilgili ayette azaba uğrayacak olanların azaptan sakınma konusunda çarelerinin bulunmadığı anlatılmakta. Bir tehlikeyle karşı karşıya kalan insan her şeyden evvel tüm imkanlarıyla yüzünü sakınır. Yüzünü sakınmayacak bir duruma gelmişse çaresi tükenmiş demektir. Ahirette azaba uğrayacak kimsenin öncelikle koruyacağı yüzünü korunma aracı olarak kullanacak olması onun tüm çarelerinin tükenmiş olacağını ifade etmektedir. Zaten ondan dolayı tekrar ya Rabbi bizi dünyaya gönder, iyi amel işleyeceğiz diye artık o kapıda kapanıyor. Hiçbir imkan, çare, çözüm yok. Evet, kıyamet günü. Kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse o gün. Azaptan emin olan kimse gibi midir? Değildir. Zalimlere kazandıklarınızı tadın denilir. Onlardan öncekiler de yalanladılar. Ve azap kendilerine farkına varamadıkları bir yerden geldi. Böylece. Allah, dünya hayatında onlara zilleti tattırdı. Elbette ki ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi. İnkar, küfür en büyük zillet. Hem dünyada bir illet ve zillet hem de ahirette. Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Kur'an'ın en belirgin özelliği odur. Sürekli meseleleri temsiller yoluyla nazara verir. Hatta ondan dolayı Rabbimiz اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَدْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا. Yani bir sivrisinek olsun, onun dışındaki olsun, herhangi bir şeyi temsil olarak getirmekten çekinmez Cenab-ı Hak. Temsiller ile, çünkü temsiller uzak hakikatları dürbün gibi yakınlaştırmaya vesiledir. Bismillah.
Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Allah, birbiriyle çekişen, ortak sahipleri bulunan bir köle adam ile yalnızca bir kişiye ait olan bir köle adamı örnek verdi. Bu iki adamın durumu hiç bir olur mu? Elbette ki olmaz. Ayette Allah'ın birliği müşrik Arapların günlük hayatından bir örnekle ispat edilmekte. Çünkü orada sürekli, yani mal alınıp satılır gibi insanlar köle yapıp köle alınıp satılmaktadır. Anlayacakları dilden konuşuyor Cenab-ı Hak. Şöyle ki köle üzerindeki ortaklardan her birisi ona bir iş koşması halinde köle bunlardan hiçbirini yapamayacak ve işler karışacaktır. Oysa tek sahibi olan köle kendisine başka emreden olmayacağı için işini düzenli olarak yapıp bitirmiş olur. İşte tıpkı bunun gibi Allah birden fazla olsaydı kainatın düzeni bozulurdu. Burada bir örnek olarak anlatılan bu hakikat eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulmuş gitmişti. Enbiya 22. لَوْكَانَ ف۪يهِمَا عَلِيَتُنْ اِلَّا اللّٰهُ لَفْسَدَتَا ayetinde bu mana açıkça olaraktan ifade edilmektedir. Bismillah. Hamd Allah'a mahsustur. Hayır. Onların çoğu bilmiyorlar. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir. Dünyayı kazık çakmayacaklar. Gelenler gidiyor. İki kapılı bir han. Birinden giriyor, öbüründen çıkıyor. Kimse kalmadı. En aşağısından en yukarısına kadar. En zenginine kadar. Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz. Sonra böyle bir hesap var. Böyle bir kitap var. Evet, ayetlerin nüzulüyle ilgili 22. ayette Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa, bu ayet Hamza, Ali, Ebu Leheb ve oğlu hakkında indi. Ali ve Hamza, Allah'ın göğüslerini açtığı kimselerdir. Ebu Leheb ve çocukları ise Allah'ı anmaya karşı yürekleri katılaşmış olanlardır. O da Allah Teala'nın şu sözündendir. Allah'ı anmaya karşı yürekleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Yine 23. ayetin nüzulüyle ilgili olarak Allah ayetleri birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden kitabı sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Bununla ilgili nüzul sebebiyle ilgili olaraktan Sa'd'dan rivayetle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü bize biraz konuşsan dediler. Bunun üzerine bu ayetin indiği ifade ediliyor. Yine Avun İbni Abdullah'dan rivayetle o şöyle anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a inen Kur'an ayetleri dinlemekten usandılar ve ey Allah'ın elçisi bize biraz da başka şeyler anlatsan dediler. Allah Teala bu ayeti indirdi. Bir süre sonra tekrar usandılar ve ey Allah'ın elçisi bize kendi sözün ve Kur'an'ın dışında bir şeyler anlatsan dediler. Bununla onun kendilerine hikayeler anlatmasını istiyorlardı. Bunun üzerine de Allah Teala. Çünkü hikaye geçici, tatmin edici bir şey. Bir hakikati tam manasıyla yerine geçmez. Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz ayet-i kerimesi inmiş oldu. Evet, bu manada kıssa mı istiyorsun? İşte Kur'an en büyük bir kıssa, en büyük bir hakikat olmuş olmaktadır. Ve Cenab-ı Hak onunla onları ifade etmiş oldu. Ve 22. ayet-i kerimenin tefsiriyle ilgili olarak Hüda kelimesi geçmişti. Kur'an'da anlamı Kur'an kelimesinden sonra en çok Hüda kelimesidir. 20 küsur anlamıyla Kur'an'ın anlamı Hüda kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de 17 farklı şekilde kullanılır. Her biriyle ilgili birkaç ayet vardır. Beyan, İslam dini, iman, da'i davetçi, marifet bilmek, tanımak, öğrenmek, kitaplar ve resuller, doğruluk, doğru yolu bulmak, Muhammed'in durumu, Kur'an, Tevrat, istircada bulunma, yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun demeye iletilmek, yine hüccet delil ortaya koymama, delil ikame edememe, dalaletten dinine iletmeme, tevhid, sünnet, ıslah etmez manasına, hayvanlara ilham, tevbe ettik ve döndük gibi manalara gelmekte ve ilgili ayetlerde burada örnek olarak verilmiş olmaktadır. Evet ve 22. ayet-i kerimenin izahında Bediüzzaman Hazretleri Efemen şerahallahu sadrahu ayetinin Kastamun Laikası 185 ve 186. sayfelerinde günümüz ibret ve ders çıkarılacak noktasıyla hayata yansıyan cihetleriyle ele alıyor. Kastamun Laikası 185 ve 187. sayfalarında. Ayrıyeten 188'de de devam ederekten 189 Kastamun Laikası. Burada daha ziyade hayata yansıyan meseleleri dersleri ihtiva etmektedir Kastamonu layıkası.
Bediüzzaman da orada hayata bakan cihetlerini nazara vermiş olmaktadır. Evet, 22. ayette şeraha ifadesi geçmişti. Şeraha, inşirah manası, elemneşrahlike'de de geçtiği üzere, et ve benzerini yaymak, eti yaydım gibi açmak, göğsü yarmak, ki biz senin göğsünü yarmadık mı diyerekten bu manalara gelmiş olmaktadır. Demin okuduğum Musa Aleyhisselam'ın Rabbişrahli sadri ve sirli emri vahlül ukdeten milisani diye Cenab-ı Hakk'ın kapalı olan dil gibi birçok noktaları anlayış gibi açmasını temenni etmek, dilemek, istemektir. Bu konuyla ilgili hadiste de ise İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz Efemen şerallah sadrihul İslam ayetini okuyunca kendisine göğsün açılıp genişlemesi nasıl olur diye sorduk buyurdu ki nur kalbe girince kalp manen açılıp genişler. Allah Ekber. İmanın nuru, Kur'an'ın nuru, marifetin nuru, marifetullah. Nur kalbe girince kalp manen açılıp genişler. Yani tabiri caizse dijital, otomatik. Bunun alameti nedir diye sorduğumuzda ise şöyle cevap verdi. Ebediyet yurduna yönelmek, aldatıcı yurttan uzaklaşmak, ölüm gelmeden önce ona hazırlanmaktır. Büyük bir hakikat. Evet, 22. ayette yine dengeyi bozan etkenler. İşte nurun önünde marifetullah ve hidayet olmadığı zaman o zaman kalbin katılaşmasına neden olmuş oluyor. Çünkü aynen perde, o da tamamen perdeyle, kalın perdeyle kapanınca dışarıdan gelen ışıktan en basit ifadeyle bir D vitamininden bir evin, bir insanın mahrum olması gibi aynen onun gibi de. Nur-u hidayet insanı güneş gibi doğarken insan gözünü, kalbini, duygularını kapatırsa elbette zulmet ve karanlıklar içerisinde kalmış olur. Nurdan nasibi de olmamış olur. Evet, 23. ayet-i kerimenin tefsirinde Allah sözün en güzeli. Evet, estakul kelam ve eblagun nizam. Nizamullahil kelimetullah diye estakul kelam ve eblagun nizam. Kelamullah melikil azizil allam. Yani sözlerin en doğrusu, en sadakatlisi. Allah aşkına, Allah'ın kelamından daha doğru, daha hakikatli, daha üstün, daha külli, güzel söz. Değil mi? Derileri bile ürpertecek, kalpleri yumuşatacak en büyük hakikat. Bütün kainattaki bütün sözler, bütün sesler bir araya gelse Allah'ın kelamının yanında, sözünün yanında hiç mesafesindedir. Yani gerçi kıyasa da girmez ancak elbette ki en külli hakikat, en müessir olan hakikat Kur'an'ın. Ve 23. ayet-i kerimede yine şebihe ifadesi nitelik açısından olan benzerliktir. Renk, tat, adalet ve zulüm gibi ister somut ister soyut olsun aralarındaki benzerlikten dolayı iki şeyden birinin diğerinden ayırt edilememesi. Müteşabih, şebih, iştibah gibi müşabih, benzerliliği ifade etmiş oluyor. Onunla ilgili burada 3 sayfalık almış olduğum not ve kelimenin şebihke kelimesinin izahı. Birbirine benzer manasını ifade ediyor ve ilgili ayet ve notlar. Evet, yine 23. ayeti kerimenin izahında Kur'an muhkem ve müteşabih açısından sınıflandırmaya tabi tutan ayetler. Yani bazı ayetler vardır ki muhkem, kesin hükümlü, bazıları ise anlaşılması zor ve müteşabihtir. Nitekim Ali İmran suresinde de ifade edildiği gibi. Onun içindir ki farklı farklı suretlerde ayet-i kerimeler bazılarında açık ve net olurken bazıları elbette ki yoruma, düşünmeye, izaha muhtaçtır. Yani anlamı bazısında da zordur. Tevillere ve tefsirlere gidilmesi gerekir. Onunla ilgili tefsirlerden çıkartmış olduğum burada 10 sayfalık notlar. Burada şöyle bir not da var. İnsan çok yönlü bir varlık olduğu, mayasının zıtların birleşmesiyle oluştuğuna göre ilgi ve ihtiyaç alanının da o denli farklı ve geniş olması tabidir. İnsanda bulunan her bir doğal eğilimin aradığı karşılığını bulması gerekir. Böyle olmadığı takdirde tek düze davranışlar yoğunluk kazanacak, insana aşırılık hakim olacaktır. Bu ise doğal dengenin bozulması anlamına gelir. İhtiyaçlar açısından genel bir tasnif yapmak gerekirse insanın mutluluğu manevi, bedeni ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Manevi ihtiyaçlar ise kalbi, akli, ruhu, vicdani ki burada da onlar sıralanmış olmaktadır.
Öyle. Yani maddi gıdaya insanın ihtiyacı olduğu gibi hava gibi, su gibi her anda manevi gıdaya ihtiyaç vardır. İşte iman, marifet, namaz, hidayet, bütün bunlar aynı zamanda insanın kalp, akıl, ruh gibi manevi duygularının bir gıdası mesabesindedir. Celt ifadesi cilt aynı kökten gelmiş oluyor. Birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden kitabı sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların bu kitaptan derileri ürper. Burada bedenin kabuğu ve deri kısmı, dış durumu malum olduğu üzere. Onunla ilgili burada deri ile cilt ile ilgili olaraktan almış olduğum tefsirlerden çıkartılan not ve çalışmalar. Ve 23. ayet-i kerimede yine hüsn, güzellik, yani kubuhun zıddı, güzel, güzel iş, düşünce, söz ve duygu gibi manalara gelmiş olur. Onunla ilgili burada 5 sayfalık almış olduğumuz not ve izahlar, beyanlar. Güzel, hüsn, hasen, aynı kökten gelmiş oluyor. Muhsin gibi kelimeler. Evet, burada hüsn, güzellik, hoş manasını ve yine 23. ayette demin de ifade ettiğimiz gibi Kur'an'da müteşabih ayetler var. Yani Allah ayetleri birbirine benzeyen mükerrerleri olan bir kitap indirdi. Yani böyle bir müteşabihat, benzeyişlik cihti var. Ama her bir ayette de ayrı farklı külli manalarda mündemiştir. Seneye ifadesi bu sayı itibariyle veya içinde bulunan tekrarlar ölçü alınarak ya da her ikisi de gözetilerek söylenen kelimedir. Senaye kelimesi. İki kişinin ikincisi olarak. Metna şeklinde ifade ettiği gibi. Mesela Efendimizin o Hazreti Ebubekir'le hicret esnasında saniyesneyni. Mesela ikinin ikincisi şeklinde ifade edildiği ayette olduğu gibi. Birbirine benzeyen, yer yer tekrar eden. Mesela ondan dolayıdır ki Fatiha suresine de o ifade verilmiştir. Tekrar edilen ayet, sure manasını ifade etmektedir. İkiliği de bildirmektedir. Yine 23. ayette evet tüylerin diken diken olması onunla ilgili burada tefsirlerden çıkartmış olduğum 5 sayfalık not. Hakikaten demek ki insan titremiyorsa yani bazı noktalarda tüyleri diken diken olmuyorsa demek ki duyguları körelmiştir. Duyguları demek ki ölmüştür. Kur'an'ın bu da bize üstünlüğünü, harikalığını, Allah kelamının buradaki insan üzerindeki etkisini ki Haşr suresinin son ayetinde Cenab-ı Hakk'ın min haşyetillah korkusundan dolayı dağların tamamen tuz buz olması gibi tüyler böylece Kur'an okunduğunda da bir ürperiş meydana gelmiş olur. Evet muhkem ve müteşabih ayetler ve tüylerin ürpermesiyle ilgili olan 23. ayetteki not. Bu ayet hüsn ile bu ayette geçen hüsn güzellik kelimesi kendimin hazırlamış olduğum veciz sözler, 6000 küsur sayfalık Risale-i Nur külliyatından konularına göre veciz sözler A'dan Z'ye hazırlamış olduğum kitapta hüsn kelimesinin izahı. Evet 23. ayetten sonra burada 27. ayete, 26. ayete bakacak olursak hezeye ifadesi bir kişiye dokunan kırgınlık, utanma, mahcup olma, hezeyan aynı kökten gelmiş oluyor. Zor durumda kalma şerefine leke sürülme halidir. Yani rezil rüsvay olma durumu manasına hezeyan kökünden de gelmiş olmaktadır. 26. ayeti kerimede. Evet ve 27. ayeti kerimede Allah sürekli dediğimiz gibi misallerle, temsillerle bunu birçok Kur'an-ı Kerim'e ait işte misaller biz onları insanlara anlatıyoruz. Bilenlerden başkası bunları anlamaz. Ankebut 43. Yine Rabbimiz Rum 28'de o size kendimizden kendi nefislerinizden bilebileceğiniz bir örnek verdi. Misaller anlattı. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak yine Ali İmran'da ifade edildiği gibi birçok Kur'an-ı Kerim'de de ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarzında da bunu görürüz. Efendimiz de olayları anlatırken temsiller yolu ile ifade eder. Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinde de görürüz. Olayları anlatırken o Kur'an'ın bu tarzını takip ederekten temsiller yoluyla izah etmiş olur. Ve 27. ayet, tabi Kur'an bu temsilleri kullanırken amaç anlatılmak istenen meselelerin anlaşılmasıdır. Çünkü Kur'an anlaşılmak için indirilmiştir. O temsillerde anlaşılmayı kolaylaştıracak, demin de ifade ettiğim gibi, aynen dürbün misal. Uzak olan hakikatleri yaklaştıraraktan anlaşmayı da, anlaşılmayı da
anlamayı da bu manada kolaylaştırmış olmaktadır. Evet, yine 27. ayette darb-ı mesel diyoruz ki atasözü. Mesela bu manada atasözlerimiz hakikaten belki bir kitap boyutunda ifade edilecek, anlatılabilecek meseleleri darb-ı mesellerle, getirilen örneklerle, temsillerle, elbette ki atasözleriyle, çok kısa bir cümleyle, değil mi? Bir cümleyle çok rahatlıkla ifade edebilmekte ve anlamaktayız. He, anladım diyoruz anlamadığımız bir meseleyi getirilen darb-ı meseller, temsiller yoluyla. Ve 28. ayet-i kerimede Kur'an'da elbette ki mesela o cahiliye dönemi diyoruz. Anlaşılmayan bir şey yok. Mesela o cahiliye dönemi dediğimiz insanlar bile anlamadıklarını ifade etmemişlerdir. Çünkü hepsinin ötesinde şu bir hakikattır ki haşa. Allah'ın kendisini anlatamama gibi bir problem söz konusu değildir. Allah için böyle bir sıkıntı yoktur. Tenezzülatun ilahiyetun ila ukulül beşer. Allah insanların akıl seviyesine inerekten onları anlayacakları dilde konuşur. Hadi insan gabgabi olsun, kart olsun, anlayışsız olsun. Fakat insan o eksikliğinden dolayı anlamama problemi olsa da haşa, Allah'ın kendisini anlatamama gibi bir durumu haşa, asla ve asla söz konusu değildir. Evet, böylece Kur'an'ın genel olarak da mahiyeti, insanın Efendimizin de buyurduğu gibi ikiz kardeşidir diyor. Onda hiçbir eğri bürülük bulunmaz. Tamamen haktan gelmiş ve içerisinde hak ve hakikati barındırmış, bulundurmuş olmaktadır. Bu aldığım notları geniş zaman içerisinde durdurabilir, yapılan bu çalışmaları, tefsirden çıkarttığım bu notları geniş zaman içerisinde istifade edilebilir. 29. ayette şirk ifadesi geçmişti. Birbirine iki şeyin, iki malın karıştırılması. Şirket, ister maddi ister manevi olsun, bir şeyin iki veya daha fazla kişiye ait olmasıdır. Yani Allah'a ait olan bir şeyin de başkasına verilmesi veya birbiriyle ortakların mülkte, hakimiyette onun ortağı yok. Birbiriyle çekişen ortaklar. Yani ortağı olmuş olsaydı kainatta demin de ifade ettiğimiz gibi yer ve gökte fesada gitmiş olurdu. Ve böylece kainat Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretinde, tasarrufunda, emri altında olduğunu göstermiş olmaktadır. Bu konuyu Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinde çok görürüz. Bu ayet ve tefsiriyle ilgili 20. mektubun 10. kelimesine yazmış olduğu Zeyl'de, Mektubat adlı eserin 254 ve 55. sayfalarında bu ayetin tefsirini ve devamı 56. sayfasında yapmış olmaktadır Bediüzzaman Hazretleri ve devam ile 57. sayfasında ve 58'de bu ayeti tefsir etmiş olmakta. Geniş zaman içerisinde bakılıp müstefit olunabilir, faydalanılabilir, geniş külli manalar, izahlar çıkabilir. Evet, Kur'an tabii ki normal bir kitap gibi okunmamalı. Aklederek, düşünerek, tefekkür ederek, tezekkür ederek, Cenab-ı Hakk'a teşekkür ederek, tedebbür ederekten, yani işin hakikatların arkasındaki manalar. Çünkü Kur'an sürekli akla, efela yaakilun, efela taakilun, efela yetefekkerun, efela yetedebberun diye sürekli akla havale eder. Düşünmeye sevk eder, düşünmeyi teşvik eder. Bu aynı zamanda insanın hidayetine de vesile olan durumdur. Akletmesi neticesinde anlamaması, anlayamaması, anlaşılamaması elbette ki söz konusu değildir. Çünkü Kur'an akla doğrudan doğru hitap etmektedir. Akıllılara hitap etmektedir. Akıllıları Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya ilgilendirmiş olmaktadır. Onun için Kur'an'ın hakikatlerine bu manada nazar etmiş olmalı. O şekilde Kur'an'ı değerlendirmeli. Yine din ve denge, din dengedir. Hayatta ifrat ve tefritten insanları uzaklaştıraraktan vasatı muhafaza etmek, istikameti muhafaza etmek. Onun için her gün Kur'an-ı Kerim'de namaz kılarken 40 defa en azından Fatiha'da ihdinas sıratal müstakim diyoruz. Hayatta en büyük hakikat, en önemli mesele istikamet, doğruluktur. Ana yoldan gitmek, şarampıla yuvarlanmamak, zikzak çizmemektir. İşte Kur'an insana, insanın hayatına yani istikameti verdiği gibi bana denilse ki hayatta bir şey iste, ikincisini isteme. Aslında hidayet istenir de yalnız hidayetin de asıl meselesi istikamettir. İstikamettir. Yani mesela insan hidayet yolunda giderken eğer istikameti sapıtırsa dalalete gitmiş olur. Birçok insanın gittiği gibi. Hayatta en önemli mesele istikameti muhafaza etmektir. Yani yoldan sapmamak, yoldan çıkmamak. Çünkü doğuştan zaten insan yolda. Ana yolda zaten. Patika yola
gitmiyor. Şarampole yuvarlanmıyor. Zikzak çizmiyor ana yolda. Ama istikametini kaybedince zikzak da çiziyor. Uçurumdan aşağıda gidiyor. İslamiyet selm ve selamettir. Yani zahir ve batın hastalıklardan, afetlerden uzak olmaktır. Onun için selamet, selm kökü istikametindeki sağlıklı olmayı ifade etmiş oluyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok bu manada dile getirilir. Selam de gibi, selam olsun gibi. Selam olsun Nuh'a alemler içinde. Selam olsun Musa'ya ve Harun'a. Selam olsun İbrahim'e diye böylece Cenab-ı Hak selam ve selamete, emniyet ve güvenin İslamiyet'te selm ve selamette olduğunu ifade ediyor. Evet, güven ancak İslamiyet ile olur. Onda olur. Kur'an kıssaların nevileri ve sınıflandırılması ile ilgili yapılmış çalışmaları yine tefsirden burada sizlere arz etmiş oluyorum. 5 sayfa olaraktan tefsirlerden yapılan bu çalışmayı da istifadelerinize sunmuş oldum. 29. yine ayetin tefsirinde hak ifadesi, Allah'ın bir ismi haktır. Mastar, sıfat ve isim olmaktadır. Doğruluğu, gerçekliliği, vücudun, varlığın sabit oluşu ve gerçekleşmesi manasını, uygunluk manalarını, gerçek, tahakkuk gibi manalara gelir. Ki baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de hak ifadesi 11 şekilde tefsir edilip her biriyle ilgili birkaç ayet var. Birincisi Allah ve Allah'ın birliği. İkincisi ki burada gelen mana Kur'an, 29. ayet onunla ilgili. Üçüncüsü İslam, 4 adalet, 5 tevhid, 6 doğru gerçek, 7 vacip olmak, gerekli olmak, icap etmek, 8 batıl olmayan bizatihi hakkın kendisi, 9 borç ve borçlu, 10 evlat, daha layık, daha öncelikli, 11 pay gibi manalara gelmekte buradaki ayetlerde de temsilen zikredilmiş olmaktadır örnek olarak. Evet, yine 29. ayet-i kerimede selam ve tayyibat. Tayyibat da Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen ifadelerdendir. Selam kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bütün müştak yani türevleriyle birlikte 50 defa tekrarlanmıştır. Selam olarak şu ayette geçtiği gibi 33 yerde de zikredilmiş olmakta. Selamen ifadesi 9 defa, seleme ifadesi 4 defa, selmi, esselmi ifadesiyle 2 yerde böylece farklı farklı şekillerde geçmiş olması itibariyle. Yine 50 defa da türevleriyle birlikte tayyibat yani temiz, güzel, iyi manası. Yani böylece selam ve tayyibat birbirini tamamlayıcı unsur olmuş olmakta ve hangi kelimenin kaç kere geldiği de burada 9-7 gibi ifadelerle de çıkarılmış olmakta. Bu da ayetler olaraktan verilmiş olmaktadır 29. ayet-i kerimenin tefsirinde. Evet, ve 30. ayet-i kerimede meyyit kelimesi geçmişti. Burada olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de 12 defa meyyit kelimesi geçmiş olmaktadır. Evet, bu arada genel olaraktan belagat da Kur'an-ı Kerim'de bu ayetin tefsiriyle ilgili baktığımız zaman Bediüzzaman Hazretleri bu 30. ayet-i Lem'alar adlı eserin 162 ve 163. sayfalarında inneke meyyitun ve innehu meyyitun ayetini tefsir etmekte Lem'alar 162-163 ile ilgili devamında. Yani herkes ölecektir, herkes ölümü tadacaktır. Ve bu ayetlerde geçen aynı zamanda belagat kuralları da burada zikredilmiş olmaktadır. 15-25 arasında, burada da 26-35 arasında da ayrıyeten zikredilmiş olmaktadır. Evet, ayet-i kerimelerin genel olaraktan gramer tahliline bakacak olursak 22'den itibaren sarf ve nahvi cihetiyle baştaki e ifadesi hemze istifham içindir. Men ismi mesul ve müddedadır, haber ise mukadderdir. Bu durumda ey, kemen kasa kalbahu, yani kalbinin kasavetleşmesi, katılaşması gibi. Yine lil İslami car ve mecrur olmuş olup şerhaya müteallektir. Fe ve ala nurun ifadesi şerha cümlesine matuftur. Yine min Rabbi car ve mecrur olmuş olup nurun sıfatına müteallektir. Fe veynül kasiye müstenifedir. İstinaf iptidaiye başlangıç mukadder bir suale cevap. Veyl ifadesi müptedadır. Aynı şekilde bazen ki daha önce de birkaç kere geçmişti. İptida bazı durumlarda nekre olarak gelmesi uygundur, caizdir. Çünkü o duaya delalet etmiş oluyor. Duayı ifade etmiş oluyor. Bir kasiyeti car ve mecrur olmuş olup veylinin haberine müteallektir. Kulubuhum faildir kasiyenin. Min zikri car ve mecrur olmuş olup kasiyeye müteallektir. 23. ayette kitaben ahseneden bedeldir. Mesani ifadesi kitabın ikinci sıfatıdır. Takşairu cümlesi üçüncü sıfattır. Thümme teliyunu ifadesi bu da takşairu cümlesine matuftur. Yehdi cümlesi de hüdenden haldir. Men ifadesi şartiyedir, şart edatıdır. Mukaddem mef'ulün bihtir. Hat ifadesi müptedadır, min zaidedir. Fema lehu min hat ifadesi ise şartın cevabıdır. 24.
Baştaki fe ifadesi zaten malum. E burada soru edatıdır, istifham edatıdır. Fa ise müstelifedir. Men ismi mensup ve müddedadır. Haber ise mahsuftur. Bu durumda takdiri şöyle olmuş oluyor ki kemen la yattaki. Yani Allah'tan korkan kimse, korkmayan kimse gibi olur mu? Olmaz. Veya kıyametten, ahiretten, cehennemden, azaptan korkan, korkmayan gibi olmaz. Ve kıyle ifadesi haliyedir. Vav hal içindir. Ma mevsul ve aynı zamanda mef'ulün bihtir. 25'te haysu ifadesi ismi zarf olmuş olup zamme üzeri mebnidir ve cer mahallindedir. Etahuma müteallıktır. La yeş'urun ifadesi ise muzafun ilehtir. 26 hizzi ifadesi ikinci mef'uldür. Fil hayat car ve mecrur olmuş olup hizziden hal olmak üzere ona müteallıktır. Ve le azabül ahireti ekber müstenifedir. İstinaf cümlesidir. Le cevabı mahsuf olup takdiri şöyledir. Ma kezze bu takdirindedir. Cümle olaraktan şart cümlesi olup aynı zamanda müstenife istinaf cümlesidir. 27 vav müstenifedir. Cer harfidir. Üçüncü olaraktan ve fiile müteallıktır. Darabna fiiline müteallık olmuş olmaktadır. Yine leallehum yetezekkerun cümlesi de müstenifedir. 28. Kara'na ifadesi haldir. Gayr ikinci sıfattır. Leallehum yettekune ifadesi müstenifedir. 29. Racülen meselenden bedeldir. Yine fi şüreka sıfattır. Racülenin sıfatıdır. Liracül car ve mecrur olmuş olup selemene müteallıktır. Cümle istifham ve müstenife cümlesidir. Aynı şekilde elhamdülillah cümlesi de onun gibidir. Ekteruhum la ya'lemun cümlesi de yine onun gibi istinaf müstenife cümlesi olmuş olmaktadır. 31. ayet Thümme innekum ifadesi innehum meyyitun cümlesine matuftur. Ve her ikisi de zarf olmuş olup yahtesimone'ye müteallik olmuş olmaktadır. Gramer kuralı gereği olaraktan. Evet efendim bu arada kıssamız da var. Kıssamız şöyle. Gubar payını almam cihanı ya Resulallah. Değişmem muine heftu asumanı ya Resulallah. Duyunca makdem-i teşrifin sulbü pakinden Adem değişti habbeye bağ-ı cinanı ya Resulallah. Ayağının tozuna cihanı verseler almam ya Resulallah. Saçının bir teline yedi kat göğü değişmem ya Resulallah. Senin teşrifinin tertemiz sulbünden geleceğini duyunca Hazreti Adem bir habbeye cinanı yani cennetleri değişti ya Resulallah. Gül alırlar, gül satarlar, gülden terazi tutarlar. Gülü gül ile tartarlar, çarşı pazarı güldür gül. Ey cümle halkın maksudu, al gönlümü senden yana. Ey küllü şeyin mevcudu, al gönlümü senden yana. Nefis elinden avareyim, hırs elinden biçareyim. Gayrı kime yalvarayım, al gönlümü senden yana. Elim sana ermekliğe, gönlüm seni görmekliğe. Tapına yüz sürmekliğe, al gönlümü senden yana. Kurtar nefsin belasından. Can bu lütfu bula senden. Nola ihsan ola senden. Al gönlümü senden yana. Ümmü Sinan der yaradan. Götür perdeyi aradan. Kurtar beni bu yaradan. Al gönlümü senden yana. Öldükten sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Tıpkı emekli sonrasını düşündüğünüz gibi. Allah alem bir sevap. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.